Değerli izleyenler, şu anda Silivri Pir Mehmet Paşa Mahallesi Varnalı Caddesi üzerinde bulunuyoruz. E5-D100 karayolundayız. Daha önce Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü ve Silivri Belediyesi, bir önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleriyle yapımına başlanan ve daha sonra tamamlanan üst geçit kullanıma açıldı. Fakat kullanıma açıldıktan sonra burada eski hayat hastanesi dediğimiz mıntıkada gerçekten çile haline geldi. İnsanların adeta karşıya geçmesi çileye dönüştü. Ve insanların bu mağduriyetini gidermek açısından bizler de üstümüze düşeni yaparak, gelip burada çekim yaparak, bir haber yaparak durumu yetkililere bir an önce aktarıp konunun çözümü hakkında bilgi vermek istiyoruz. Şimdi birazdan insanların geçtiğini ve arabaların geçişlerine ilgili görüntüleri izleyeceksiniz. Yetkililere buradan duyurulur. Buraya bir an önce üst geçit yapılması gerekiyor. Değerli izleyenler, az önceki giriş konuşmasından da yaptığımız gibi şu an E5-D100 karayolu Eski Hayat Hastanesi civarında bulunuyoruz. Buraya acilen dediğimiz gibi üst geçit yapılması gerekiyor. Çünkü ona keza çok trafik kazalarını davetiye çıkaran nitelikte çok tehlikeli olarak trafik işlemekte. İnsanların adeta çile olarak nitelendirildiği üst geçit yapılması gerekiyor. Bizler de görüyorsunuz mıntıkayı, ben size şöyle göstereyim detaylı olarak. Şu an Edirne istikametinden Eski Hayat Hastanesi'nin olduğu bölümü size gösteriyorum. Burası Eski Hayat Hastanesi'nin olduğu bölüm. Karşıdan gelen istikamet Edirne'den İstanbul istikameti. Buradan da İstanbul'dan Edirne istikametine dönüş olan Eski Hayat Hastanesi'nin üst geçidinin bulunduğu bölge. Görüyorsunuz araç girişleri ve viyadükten gelen araçlar, görüyorsunuz yukarıda hiçbir trafik önlemi yok. Yukarıdan gelen ağaçlar zaten süratli geldiği için bir de görüyorsunuz yan yoldan çıkan çeşitli araçlar trafiği oldukça yoğun ediyor ve burada yaya geçişleri sıkıntı ve çile haline dönüşüyor.
görüyorsunuz. Otobüs de geldi, yanaşmaya çalışıyor. Aynı zamanda burası, bu nokta aynı zamanda İETT'nin otobüsleri. Evet, şu anda bir vatandaşı görüyorsunuz. E5'ten geçmeye çalışıyor şu anda. Evet, görüyorsunuz, yani çok tehlikeli bir durum var burada. Otobüslerin durması, ayak girişleri, çıkışları şey yapıyor. Görüyorsunuz şu anda bir vatandaş E5'ten geçmeye çalışıyor. Tabii ne kadar geçebilir, kaç dakika geçebilir. Mecburen araçların yoğunluğu, trafiği var. Görüyorsunuz, malum. İnsanlar gerçekten şöyle geçiyor. Bakın, evet, şu an bir tehlike geçti, evet. Kaldırımdan geçit için ne düşünüyorsun? Yani biz vatandaşlar olarak aylardır rezil haldeyiz. Karşıdan karşıya her gün iki defa geçiyorum. Her gün ölüm tehlikesi atlatıyorum. Otobüsü orada biniyoruz. Oraya kadar mı yürüyelim? Yani alışveriş merkezinin oraya kadar mı her gün yürüyelim veya aşağı mı yürüyelim? Yani biz bir an önce yetkililerden buranın yapılmasını istiyoruz. Rica ediyoruz artık. Yani isyan boyutunda değil ama yani insanlar bugün ölecek insanlar burada. Yani ki iki ay önce öyle bir olay da hatırladığım kadarıyla oldu. Yani can kaybı yaşamak istemiyoruz. Kesinlikle, yani karşıdan karşıya geçmek istiyoruz sadece. Başka hiçbir talebimiz yok. Eyvallah. Sağlıklı eyvallah, bir şekilde sağ kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. Bu müsiyet için ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir an önce yapılmasını bekliyoruz yani, yıkıldığından beri. Hem çocuklar için herkes karşıya geçmek zor oldu. Okula giden çocuklar var. Çok mağdur durumda herkes. Yani bir an önce bekliyoruz yani Bora Başkan'dan. Eyvallah. Her türlü karayollarından her taraftan. Kim yetkiliyse ondan. Yani mecbur tabii. Bu şekilde olmuş çünkü çok zor durumda yani herkes. Mecbur. Bu sefer arabalar da hızlı geliyor. Her türlü tehlike durumunda herkes. Eski sanayiye üst geçit istiyoruz. Hatta asansörlü olursa makbule geçer. Çok sıkıntı yaşıyoruz yani. Ne kadar yer yürüyoruz, bir kilometre yol yürüyoruz geçmemiz için. Bunun için belediyeden isteğimiz bu. Ben ister karayollarından. Aynen aynen. Bundan istiyoruz yani. Mutlaka olsun. Teşekkür ederim. Gençler, bu üst geçitle alakalı ne düşünüyorsunuz? Öncelikle eskiden vardı, yenilenmesi gerekiyordu. Uzun zamandır buradan karşıya geçiyoruz. Arabalar gördüğünüz gibi zaten yeni geçit yapıldığı için daha da hızlı geliyorlar. Hani yapılsa acilen bence yapılması gerekiyor. Öğrenciler geçiyor, hemen yukarıda okul var. Bence artık acilen yapılması gerekiyor. Onun dışında köpek ezildi, çekebilirsiniz şu an. Köpeğe çarptı araba. Gördüğünüz üzere şu an çekim esnamızda bir araç köpeğe vurdu. Köpek şu anda adeta can çekişir gibi duruyor. Köpek adeta can çekişiyor. Sana sözler. Bakıyoruz.
köpek ayaklanmaya çalışıyor ama ayaklanamıyor çünkü çok şiddetli bir şekilde köpeğe araç vurdu. Fakat şu an trafik yavaşlamış durumda. Bazı araçlar da yardım etmek için durmaya çalışıyor. Bu da son derece tehlikeli bir durum. Görüyorsunuz gençler de geçmeye çalışıyor bir yandan, insanlar da geçmeye çalışıyor. Köpek kendi imkanlarına ayak atmaya çalışıyor ama kalkamıyor. Görüyorsunuz. Köpek adeta can çekişiyor son seyirciler. Yardımseverler vatandaşlar koşmaya çalışıyor. Bizler de yakını çekmek için gençler geçmeye çalışıyor fakat gördüğünüz gibi köpeğin durumu biraz ağır olacak herhalde ki şu an sadece can çekişmeye çalışıyor gibi. Tam da çekim yaptığımız esnada bir araç E5'ten geçerken köpeğe vurdu. Köpeğin durumu şu an çalışıyor. Bekliyoruz. Köpek yerde yatıyor şu anda. Bazı vatandaşlar da yardım etmek için duruyor. Bizler de olayı kayıt altına almak için bekliyoruz. Görüyorsunuz şu anda az kalsın kazaya mal veriyorlardı. Yani çok sıkıntılı bir ortam. Görüyorsunuz beton mikserleri son süratle yukarıdan aşağı doğru geliyor. Arada geçen motosiklet dönmeye çalıştı. Kazayı an sıyrıkla atlattı. Köpeğin durumu hakikaten çok sıkıntılı durumda. Yani gençler başında bekliyor. Görüntüde de görüyorsunuz. Köpek ağır vaziyette şu anda yerde yatıyor. Biz de dedi şey yaparak bizim de hayatımız şu an tehlike altında olmasa da kenarda bekliyoruz. Fakat yani burada her an kazanın, trafik kazasının olması işten bile değil. Gördüğünüz gibi az önce bir köpeğe araç vurdu ve gitti. Çevreden geçen gençler, vatandaşlar da köpeğin başında bakıyorlar. Son durumuna bakıyorlar, ne durumda olduğunu. Şu an köpek şu anda Edirne İstanbul istikametinden giderken gerçekten yani sıkıntı bir durum. İşler acısı bir durum. Yani bu bir köpeğe de olsa, bir şey de olsa canlı insana veya hayvana da vurabilir. Köpek bir canlı, o da bir canlı, can dostlarımız. Onların ağzı dili yok. Fakat işte sorumsuz sürücüler, son süratle gitmeleri sonucu böyle kazalar kaçınılmaz oluyor. Gençler şu anda trafiği aksatmamak adına tek şeritten köpeğin can güvenliğini alarak etrafında bekliyorlar. Bizler de bakıyoruz, gelişmeleri takip edip size aktarmaya çalışacağız. Az önce E5 yolunda arabanın köpeğe çarpması sonucu trafik kilitlenmişti. Olay yerine ilk önce bir sağlık ambulans ekibi tesadüfen geçerken geldi. Daha sonra etraftaki geçen gençler yolu bir kısmını trafiğe kapatarak köpeğin can güvenliğini alarak ona sahip çıkmaya çalıştılar. Daha sonra E5'ten tesadüfen geçen bir ambulans, şöyle ambulansı da ben size göstermeye çalışayım. Şu anda İstanbul istikametinde görüyorsunuz. İstanbul istikametinde şu anda bekliyor ve oradaki sağlık görevlilerinden bir bayan köpeğe müdahale etmeye çalışıyor ve şimdi de
polis ekipleri geldi. Konuyla ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. E5'e trafiği kontrol altına alarak can güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz, ekipleri görüyorsunuz. Gerçekten bu nokta gerçekten sıkıntılı. Hem can dostlarımız ve insan güvenliği için çok tehlikeli. Görüyorsunuz, insanlar çoluk çocuk buradan geçmeye çalışıyor. Tabii ne kadar geçebilirler, orası da soru işareti. Yani büyük insan geçemiyor, çocuk Türk nasıl geçecek, insanlar, yaşlı insanlar nasıl geçecek? Yani burayı bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa yani gerçekten burada kaçınılmaz sonlar olacaktır diye düşünüyorum. Takdiri izleyicilerimize bırakıyoruz. Yani gerçekten buraya bir ihtiyaç, çok acil ihtiyaç hem de. Buraya ben önce üst geçit yapılması gerekiyor. Görüyorsunuz, çocuk çocuk geçiyor. Trafiğin buradaki durumunu görüyorsunuz. Sizlere özetlemeye çalışıyoruz. Önümüzden geldiğince göstermeye çalıştık. Çekim yaptığımız esnada, haber yaptığımız esnada bundan 10 dakika, 15 dakika öncesi E5'te İstanbul istikametinde tesadüfen bir köpek karşıya geçmek isterken araç vurdu ve gitti. Çevredeki geçen, karşıya geçmek isteyen insanlar, gençler müdahale etmeye çalışıyor, can güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve sağlık ekibi şu anda köpeğe müdahale ediyor. Bir yandan da trafiği tek şeride düşürerek o alandakini, can güvenliğini sağlıyorlar. Evet, şimdi de Silivri Belediyesi'nden bir araç geldi. Köpeği kaldırmak için, müdahale etmek için geldi. Bekliyor şu anda. Gereken müdahaleler yapılıp köpeği bulunduğu yerden almaya çalışacaklar. Burası gerçekten yani Çile gibi, vatandaşları ve can dostlarımızı çok tehlikeli arz eden bir durum. Evet, görüyorsunuz ekipler de geldi bir anda. Diğer ikinci ekip de geldi. Sizlere elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Ama aslında biz bu kazayı tesadüfen bizim çekimlerimiz esnasında gördük. Yani biz buraya üst geçit yapılması konusunda gelmiştik. İnsanları ve trafiğin akışını çekmek için ve insanların duyguları, düşüncelerini almak için geldik. Ve o esnada tesadüfen yoldan geçen bir köpek araç tarafından vuruldu. Yani gerçekten köpek can çekişir gibi birkaç defa kalkmaya çalıştı, şey yapmaya çalıştı. Fakat şu anda gördüğünüz üzere müdahale edilmeye çalışılıyor. Sağlık görevlileri ve belediye personeli ve polis ekipleri olay yerinde geldi. İncelemelerini yaptılar. Şu an E5 Karayolu, D100 Karayolu Hayat Hastanesi mevkinde İstanbul istikametini tek şeride düşürerek yani köpeğin can güvenliğini sağlamak açısından müdahale etmeye çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince buradan görüntüleri size aktarmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda müdahale edildi. Köpek sedyeden alınıyor. Belediye aracına konularak tedavisini yapılacak inşallah.
değerli izleyenler, görüyorsunuz trafik yoğunluğunu. Bir yandan trafik yoğunluğunda ayrıca büyük tırlar, beton mikserleri ve yoğunluk olduğu için gerçekten burası çok tehlikeli. Bir an önce buraya üst geçit yapılması gerekiyor. Hani biz artık söylemekten yorulduk, dilimizde tüy bitti diye bir deyim var. Görüyorsunuz yani bu yoğunluk, bu sıkışıklık bir an önce bitmesi gerekiyor. İnsanlar halen geçmeye çalışıyor canlarını hiçe sayarak. Az önceki şeyde, olayda belediye ekiplerinden bir ekip aracı geldi ve trafik ekipleri geldi. Köpeği müdahale edip araca koyup götürdüler. Trafik ekipleri de artık yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürdürdü. Ve yani gördüğünüz gibi gerçekten burası çok sıkıntılı. Bir an önce yetkililere duyurulur.